mensupları, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce tabii ülkemizin genel çerçevesinde yaşanan olaylar, hepimizi etkileyen birçok olumsuz faktöre rağmen gündemi ve kamuoyunu yapacağım açıklamalarla meşgul ettiğim için özür diliyorum. Ülkemin eski bir milli basketbolcusu olarak Ay Yıldızı formayı defalarca kez uluslararası arenada başarıyla temsil etmiş ve ülkemin bayrağını zirvede dalga halka mal olmuş bir insan olarak ailem ve eşim hakkında basında son zamanlarda çıkan açıklamalardan dolayı ben de bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Yıllar içerisinde ben ve eşim her zaman toplumda faydalı işler yapmaya özen gösterdik. İki evladı olan bir anne ve baba olarak özellikle eşim çocuklarla ilgili birçok anlamlı projede yer aldı ve hala da üretmeye devam ediyoruz. Bizleri ve aile yaşantımızı bilen siz değerli basın mensupları da her zaman doğru ve gerçekçi haberlerle bizim yanımızda oldunuz. Onun için de teşekkür ediyorum. Sadece şunu belirtmeliyim ki iyi araştırma yapmayan birkaç basın mensubu dışında. Son 4 seneden beri dikkatimi çeken şu ki istikrarlı olarak aynı yayın grupları ailem ve eşimle ilgili birçok kez asılsız haberlerle bizi manşetlere taşıyor. Biz işlerimizle, biliyorsunuz ben hala 40 yaşında olmama rağmen aktif olarak basketbol hayatımı sürdürüyorum. Geçen sene şampiyonluk yaşadım. Bu anlamda da sporun yaşının olmadığını da gösterip gençlere örnek olmaya çalışıyorum. İşlerimizle ve güzel projelerimizle meşgul olurken bu tarz gerçek dışı aile yapımızı ve bizi farklı yansıtmaya çalışan son derece taraflı haberlerle anılmaktan ailem olarak, ailem ve ben son derece rahatsızız. Bir kere bunun bilinmesini istiyorum. Tüm bu yayınlanan haberler iki evladımın etkilenmesine sebep oluyor ve ailemi üzüyor. Bu yüzden aile mahremiyetimize ve kişiliğimize biraz daha saygılı olmasını istiyorum. Hepimizin ailesi var. Biz de klasik bir Türk ailesiyiz. Atalarımız onlar gibi milyonlarca Türk ailesinden biriyiz. Gelenek, görenek, örf, adetlerimize bağlı aile kavramının, aile birliğinin ne olduğunu bilen gerek eşim gerek ben aldığımız aile terbiyesiyle bunun önemini bilen bir aileyiz. Eşimle zaten hepinizin bilgisi var. 19 sene önce tanıştım ben. 19 senedir geçen sürede eşim her zaman ismiyle, duruşuyla, şerefiyle benim en büyük destekçim olmuştur ve ailemi en güzel şekilde temsil etmiştir. Bunun için bunu belirtmek istiyorum. Modern bakış açısının yanında eşimle ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum. Bilmeyenlere bunu söylemek zorundayım. Dışarıdan belki farklı şekilde yansıtılıyor olabilir ama modern bakış açısının yanında son derece gelenek göreneklerine bağlı aile terbiyesi almış. Çok iyi bir anne, çocuklarına bağlı, merhametli ve yüce bir insan. Ve mükemmel bir eş, bunu özellikle belirtiyorum. Hiçbir zaman kendisine zarar vermeye çalışan birisine bile zarar vermeyecek, karşılık vermeyecek kadar yüce gönüllü ve merhametli. Aile kavramı hepimiz için, eşim için, benim için çok değerli. Aile kavramını özellikle belirtmek istiyorum. Ve aileme ve eşime karşı yapılan bu haberler, az önce bahsettiğim haberler devam ettiği takdirde de her Türk vatandaşı gibi yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Bunu da belirtmek istiyorum. Olgusu haline geldik. Üzücü. Fakat bizim kimseyle bir düşmanlığımız, kimseyle bir savaşımız, husumetimiz yoktur. Bugüne kadar da susmamızın sebebi hukuki süreçle ilgiliydi. Madem onun da karşısındayım. Bugünden sonra birliğimizi bozmaya çalışan her türlü davranış, kim olursa olsun onun da karşısındayım.
Ailemin başına gelen konuyla ilgili sanki bir oyun içerisindeyiz. Hukuk süreci bittiği zaman dediğim gibi istediğiniz her yerde, istediğiniz zaman eşimle beraber konuşabiliriz, sohbet ederiz. Eşimin yuvasına kol kanat gelmesi bu hassasız haberleri doğuruyorsa buna direkt ve en direkt olarak sebep olan her kişi karşısında bundan sonra beni bulacak. Eşimi suçlayan, aile bütünlüğüme atak eden her kimse bu konuda da dava açmaya hazırım. Artık ben karşısında olacağım ve hukukla karşılık vereceğiz. Teşekkür ederim, saygılarımla. Detaylandırmak istemiyoruz bazı şeyleri. Ancak sizlerin vasıtasıyla şunu da belirtmek isterim ki bu yasal süreçle ilgili bu saatten sonra yapılacak herhangi bir hukuka aykırı haber, yorum vesaire ben ve ekibim tarafından takip edilecek. Gerekli yasal süreçler başlatılacaktır.